İyi günler. Batı Ermenistan Devlet Televizyonu Türkçe haberleri sunar. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konsey Başkanı Armene Gabrahamyan'ın katılımıyla Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Haklarına İlişkin Uzmanlar Mekanizmasının hazırlık toplantısı. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Lidya Margosa'nın katılımıyla Birleşmiş Milletler Yerli Halkların Hakları Uzmanlar Mekanizmasının hazırlık toplantısı. Bakü, barışın tesis edilmesi için Doğu Ermenistan Anayasası'nın değiştirilmesi gerektiğini bir kez daha beyan etti. İnsan Hakları Savunucusu Bakü ile ilgili açıklama yayınladı. Hollanda Temsilciler Meclisi heyeti Dizdenaga ziyaret etti. Arsak'ın Boğosa Gomer'deki Surp Ammina Pırgiç Manastırı. Büyükelçi, Artsaklı müzisyenlerin verdiği oda müziği konserinde duygusal olarak oradaydım. Hafta içerisinde yerli hakların haklarına ilişkin bilirkişi mekanizmasının 17. oturumu Cenevre'deki Birleşmiş Milletler'de gerçekleştirilecek. Pazartesi günü başlayan genel kurul toplantısı öncesinde uzmanlar mekanizması üyeleriyle doğrudan çalışmaya yönelik bir hazırlık toplantısı yapılıyor. Toplantıda Batı Ermenistan Cumhuriyeti heyeti de hazır bulundu. Batı Ermenistan Cumhuriyeti Ulusal Konseyi Başkanı Armena Agabrahamyan, 2022 yılında teslim ettiği işgal altındaki Batı Ermenistan ve Arsaha ilişkin çalışmaları anlattı. Ardından Birleşmiş Milletler çerçevesinde Eylül 2023'te Azerbaycan'ın Arsah ablukasının kınanmasından neredeyse iki ay sonra meydana gelen Arsah Ermenilerine yönelik uygulanan soykırım Armenosidin ardından genel kurul oturumlarına katılacağı bağlamı anlattı yerli halkların temsilcilerinin de yer aldığı yerli halklar uzmanlar mekanizmasının 17. oturumu öncesinde gerçekleştirilen toplantıda Batı Ermenistan Cumhuriyeti Devlet Başkanı Bayan Lidya Margosyan, Batı Ermenistan bölgesinin hukuka aykırı işgali sonrasında tahliye meselesinin gündeme getirilmesi için konuştu. Ayrıca Birleşmiş Milletler yerli halkların haklarına ilişkin sözleşmenin bağlayıcı bir belgeye dönüştürülmesinden, özellikle de yerli halkların fikri mülkiyet konularının tartışıldığı, dünya fikri mülkiyet örgütünde mümkün olduğunca aktif olunması gerektiğinden bahsetti yerli halkların yasal haklarının artırılması konusuna değinen Bayan Devlet Başkanı Lidya Margosyan, yerli Ermeni devletinin 100 yıldan fazla bir süre önce tanınmasından bu yana Batı Ermenistan'daki Ermeni halkının zaten tüm yasal haklara sahip olduğunu ve o zamandan beri bu kanunun uygulanması hakkında konuştuğunu vurguladı. Bakü Dışişleri Bakanlığı, Doğu Ermenistan Anayasası'nın halen Bakü'ye yönelik toprak iddiaları içerdiğini, tam barışın tesis edilmesi için bu unsurun ortadan kaldırılması gerektiğini belirtmiştir. Bayramov, aynı zamanda barış anlaşmasıyla ilgili açık sorunların sayısının önemli ölçüde azaldığını da vurguladı. Hatırlatmak gerekirse Bakü, daha önce barış anlaşması taslağının tartışıldığı andan itibaren Ermeni tarafına anayasada mevcut olan Bakü'nün toprak bütünlüğü ve egemenliğine yönelik tecavüzlere son verilmesi çağrısında bulunduğunu açıklamıştı. Bakü özellikle anayasada yer alan ve Doğu Ermenistan ile Artsah'ın birleşmesine atıf yapılan bağımsızlık bildirgesini sorumlu buluyor. Ermeni tarafı anayasa değişikliğinin Doğu Ermenistan'ın iç meselesi olduğunu, Bakü'nün barış antlaşmasının imzalanmasıyla bağlantılı olarak böyle bir talepte bulunamayacağını defalarca dile getirdi. Avrupa Konseyi İşkenceyi ve İnsanlık Dışı veya Aşağılayıcı Muameleyi veya Cezayı Önleme Komitesi'nde Doğu Ermenistan üyesi olan insan hakları savunucusu Anahit Manasyan, komitenin genel kuruluna katıldı. Bakü ile ilgili bir basın açıklaması yayınladıklarını ve bu özel kararın nedeni olarak Bakü yetkililerinin bu komiteyle işbirliği yapmayı açıkça reddetmesini kaydettiklerini bildirdi. Hollanda Krallığı Temsilciler Meclisi Dış İlişkiler Daimi Komitesi heyeti Doğu Ermenistan Parlamentosu'nun Sivil Sözleşme Grubu Vekili Maria Karabetyan ve Doğu Ermenistan Cumhuriyeti'nin Hollanda'daki tam yetkili Büyükelçisi Viktor Biagov eşliğinde 8 Temmuz'da Armenosit anıtı olan Zernagapert anıtını ziyaret etti. Heyet üyeleri Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit kurbanları anıtına çelenk koydu, sonsuzluk ateşine çiçekler bıraktı ve kutsal şehitlerin anısına saygı duruşunda bulundu. Konuklar Ermenilere karşı uygulanan soykırım Armenosit Müze Estitüsü'nde soykırımı belgeleyen belge ve materyallerle tanıştı. Sürp Ammenapırgiç Manastırı, Arsak'ın Mardagert bölgesinde, Boğsa Gomer köyünden çok uzakta değil. Kilise, yerel bir çalılık vadiden akan derenin yakınındaki bir burnun kenarında inşa edilmiştir. Kayıtta tarihi belirtilmese de kilisenin 13. yüzyılın başında inşa edilmiş olması gerekir. Çünkü kilisenin iç haçen prensi Hasan'ın oğlu Vakhtang'ın hükümdanlığı döneminde inşa edildiğinden bahsedilmektedir. Vaktang 1214'te öldü. Kilise hem içten hem de dıştan merkezi kubbeli haç şeklinde bir yapıdır. Merkezi kubbe yarım daire şeklindedir. Geri kalanı dikdörtgendir. Küçük ve orta büyüklükteki kaba ve kesme kireç taşı taşlarından yapılmıştır. Kilisenin köşe taşları ve pencereleri kutsaldır. Kilise kubbesinin üst kısmı korunmamıştır kilisenin yakınında eski mezarlığın yanı sıra yeni köy mezarlığı da bulunmaktadır. Eski mezarlıkta 12. 13. yüzyıla ait haçkarlar ve bunların parçaları muhafaza ediliyor. Artsak savaşları sırasında kilise Arap durumda olmasına ve onarıma ihtiyaç duymasına rağmen hasar görmedi. Eylül 2023 savaşı ve Artsak Ermenilerinin zorla yerinden edilmesinin ardından kilise Bakü'nün kontrolü altına girdi. Fransa'nın Doğu Ermenistan tam yetkili büyükelçisi Oliver Dekotini kendi X blogundan yaptığı paylaşımda Artaklı müzisyenlerin verdiği oda müziği konserine katıldı. Artaklı müzisyenlerin verdiği oda müziği konserine katılmak beni heyecanlandırdı diyen Büyükelçi Dekotini paylaşımında zorunlu göçten 10 ay sonra yeniden bir araya gelen bu kadın ve erkekler için bu konserin sürgüne, adaletsizliğe ve unutulmaya karşı bir zafer olduğunu ifade etti. Sayın izleyiciler ve sevgili soydaşlarımız, bugün için bu kadarını öngördük. Hoşçakalın.